Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Kitap Dünyası'nın yepyeni bir bölümünde daha tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Bu hafta yine birbirinden değerli ve özel çok fazla konuğumuz olacak. Yine dopdolu bir program sizleri bekliyor. Ama kimleri izleyeceğiz diye merak ediyorsanız önce kısacık bir tanıtım yapayım. Sonra programımıza başlayalım. Evet, bu hafta ilk olarak özellikle son dönemlerde bir kitap evine gittiğinizde raflarda sıklıkla gördüğünüz bir kitabın yazarıyla, yani Külahımı Anlat isimli kitabın yazarıyla başlayacağız programımıza. Konuğumuz Emrah Akçay olacak. Biz çok keyif aldık bu söyleşiden ve çok şey öğrendik. Dileriz sizler de bizler kadar eğlenir ve keyif alırsınız. Burada durmayacağız da bir sonrasında Begüm Butan'la devam edecek programımız. Bu hafta yine çok fazla sorusu olacak ve halk röportajları bölümüyle sizlerin karşınıza getireceğiz. Ama burada da durmayacağız. Bir başka konuğumuz daha var. Deniz Takça. Geçtiğimiz günlerde başkentte çok güzel bir şiir dinletisi düzenlendi. Bu dinletiye, bu etkinliği öğrenciler gerçekleştirdiler. İşte bu gecenin mimarı bizlerle birlikte olacak. Önce geceye dair görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Sonrasında da çocuk ve kitaba dair çok hoş bir söyleşimiz olacak. Bunu sizlerle buluşturacağız. Ve tabii şiir. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine özel bir şiir ve tabii ki şairi sizlerle buluşacak. Ama bu noktada da durmuyoruz. Leyla Özkan'la devam edecek programımız ve sizin için seçtiği kitap tavsiyelerini, kitap önerilerini tekrar sizlerle buluşturacağız. Gördüğünüz gibi çok yoğun, çok dolu bir programımız var. O halde ne duruyoruz? Kitap Dünyası başlıyor. Açılış anonsumuzda da söylediğimiz gibi bugün çok değerli bir konuğumuzla birlikte olacağız. Sayın Emrah Akçay bizim konuğumuz olacak ve efendim şu an elimde tuttuğum Külahımı Anlat isimli kitabı konuşacağız. Ama her şeyden önce programımıza hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok da zor ulaştık size. Evet, bir silahlı kuvvetler mensubu olduğunuz için bizi bayağı zorladı ama nihayet elde ettik sizinle buluşma şansını. Efendim, Külahımı Anlat isimli kitabınız söz konusu bugün. Az çok meslekle ilgili olduğunu tahmin ediyorum başlangıcının ama nasıl başladı kitabın serüveni sizden öğrenmek istiyoruz. Aslında kitabın tabii bir background'u da var. Benim bir yaklaşık 15 yıllık bir jandarma subayı geçmişim var. Hala devam ediyor. Tabii biz uygulamada ister istemez sözsüz dile, ikinci dile başvurmak ya da ondan bir şeyler çıkartmak zorunda olan insanlarız. Çünkü öyle bir olay yeri düşünün ki ilk gittiğiniz anda hiçbir delil yok, herhangi bir şey yok. Siz bunun için sadece ifadelere güvenmek zorundasınız. Evet, evet. O ifadelerin de doğruluğunu bir şekilde o insanlarla konuşurken, ifade alırken sezmek zorundasınız. Yani zaten o ister istemez bir şekilde gelişiyor. Ama bunun akademik anlama dönüşmesi tabii yüksek lisans eğitimiyle başladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. O esnada bunun hani bizim beden dili değil de aslında bunun sözsüz iletişim olduğunu öğrendik. Ve ondan sonra yüksek lisans tezimi de bunun üzerine yaptım. Doğu ve Batı daki çocukların sözsüz iletişim şartlarını okuması farkları üzerine. Tabii bundan sonra devam etti ve böyle bir kitabın da ihtiyaç olduğunu en başta benim meslektaşlarım için ama onun haricinde aileler için, tabii, işte doktorlar tabii. için, avukatlar için, herkes için böyle bir ihtiyaç olduğunu ortaya yani düşündüm daha doğrusu. Ve bu kitap çok şükür sonucunda ortaya çıktı. Şimdi tabii ki sözsüz iletişim öncelikle annenin karnında başlıyor değil mi? Temas anında. Şimdi sizin yazdığınızı okurken ben ister istemez o ilk heyecanımı yaşadım tekrar ve o günlere döndüm. Hak da verdim ama sizden dinlemek isteriz. Nasıl bir temas kuruluyor anne ile bebek arasında sözsüz olarak? Anne ile bebek arasında çok büyülü bir ilişki var tabii. Çünkü bebeğin doğum anına kadar ilişkide olduğu tek varlık anne. Ve bu dokunma şeyle başlıyor, iletişimiyle başlıyor. Çünkü anneye sürekli içeriden de olsa dokunuyor. Ve sürekli anneyi takip etmek zorunda. Mesela gündüzleri bebekler genelde hareketsizdir. Siz de bilirsiniz. Geceleri hareket ederler. Onun şöyle bir sebebi var. Bebek için hayatta kalmak en önemli güdü. Tek güdü daha doğrusu. Çünkü doğal besin zaten tabii, geliyor kordondan. Onun annenin gece hareketsiz kalması onun bir anlamda ölme ihtimalini getiriyor. Ve onun beyin sapında bu kodlanmış durumda anneyi dürtüyor içeriden.
anne hareketlendiği zaman ya da diyelim ters bir şekilde durdu ki onun rahatsız oluyor. Onu dürtüyor ki o fark ediyor hayatta olduğunu. Fark ettikten sonra bundan sonra devam ediyor bebek kendi yaşantısına içeride. Çok büyülü bir şey. Hı-hı. Ve doğduğu andan itibaren aslında sözsüz dille başlıyor. Niye buna sözsüz dil diyoruz biliyor musunuz? Evet. Beden dili vesaire değil. Beden dili bunun içine bir bölüm. Biz aslında konuşurken iki dille aynı anda konuşuyoruz. Hı-hı. Bunlardan bir tanesi bizim konuştuğumuz uydurma dil. Ben buna uydurma diyorum. Çünkü hep biz uydurduk ve aslında bölücü bir dil. Çünkü dil bütün değişiyor, insanlar değil evet mi? Değişiyor. Ama sözsüz dil bayağı bir özelliğini hayvanlarla da aslında paylaştığımız ve bütün dünyadaki insanlarla konuştuğumuz evrensel dil. Doğduğu anda bebek çok şirin bir şey. Hı-hı. O bebeksi özellikler var. Gözleri iri, çenesi küçük, burnu ufak, küçük kafası dudakları. Büyük. Evet. O insanlarda onu sevme güdüsü, onu sahiplenme güdüsü yapıyor. Ama dikkat edin, kedinin de yavrusu ona benzer. Köpeği hani derler ya her şeyin yavrusu güzeldir diye. Aslında onun sebebi de oradan kaynaklanıyor. Yani her şeyin küçüğünü biz sevme arzumuzdur. Hayvanlar da aynı şekilde, onlar da aynı şekilde yavrularına sahip çıkıyorlar. Bir defa o görüntüsüyle o mesajını veriyor. Bir ikincisi, onun elindeki tek silahlı bakışları. Ve 25-30 santime kadar bir mesafede bebeklerin gözleri görebilir yeni doğdukları. O da tabii kucağına aldığınız zaman anne ile bebeğin gözlerinin arasındadır. Bebek iki tane bir yuvarlak içerisinde iki noktaya kenetlenmiştir biliyor musunuz? Siz yani onu bir kağıdın üzerine yuvarlak çizin iki tane nokta koyun ona da bakacaktır bebek. Tabii. Çok enteresan bir ve şey. Ve ters gördüğünü de okumuştum bir yerden. Bebekler doğduklarında ilk bir aylık süre dolana kadar zaten ters görürlermiş her şeyi. Çok enteresan. Enteresan ve tabii ki şimdi ama daha da enteresan bir konu var. Yine kitabınızda değinmişsiniz. Baby face dediğimiz insanlar ama bir seri katil çıkabiliyorlar. Şimdi. Biz tabii şimdi önyargı aslında bakarsanız biz hayatı algıladığımız kadar hayat var. Ne kadarını algılayabiliyorsak mesela kızılötesi ışınlar da var biz onu göremiyoruz değil mi? Ama bak şimdi insanları da kategorilere ayırmak durumundayız. Öyle yani öyle getiriyor hayat bize tecrübemiz. Çünkü iki tane beynimiz var. Bir hızlı düşünen limbik beynimiz var. Bir de yavaş düşünen ana beynimiz var. İnsan beynimiz var. O limbik beyin her şeyi kategorilere ayırmış. Mesela öfkeli bir yüz ifadesi gördüğü zaman bu adam öfkelidir yaklaşmayayım diyor mesela. Evet, ya da efendim hırpani bir görüntüsü varsa tehlikeli olabilir diyor. Ama mesela ne bileyim böyle daha tel çerçeve gözlükler işte elinde bir deri çanta bilmem ne falan gördüğü zaman o da ya bu zararsız bir adam diyor. Baby face de böyle bir şey. O bebek yüz. Hani bebekler zararsızdır, korunması gerekir ya baby face insanlarda ya da bebek yüzlü insanlarda biz öyle görüyoruz. Halbuki kocaman adam. Bunlar da aslında ciddi yanılsamalar. Tabii. Yani hayata baktığımız zaman ciddi yanılsamalar bunlar. Elbette ki tabii bebeklik döneminden başlıyor sonuçta bu dediğiniz gibi algılama olayı da. Peki biraz büyüdü şimdi çocuğumuz okula gitti. Biz anne babalar olarak çok büyük bir görev üstleniyoruz. Çocuğumuzun ruh halini anlamak durumundayız. Tabii. Bir gün okuldan eve geldi farklılıklar var mesela. Şimdi biz anlamak istiyoruz nedir sıkıntısı, problem var mı ya da okulda bir sıkıntısı var mı? Belki de bu sorunun peşindeyiz. Nasıl, nelere dikkat etmemiz gerekecek? Çocuğumuzda nasıl farklılıklar varsa bir sorun olduğunu hissedebiliriz, anlayabiliriz. Bu tabii aslında çok kritik bir şey. Bunun öncesinde çok kısaca gözlem anlatmak istiyorum isterseniz. Şimdi gözlem dediğimiz bizim konu aslında normalle normal dışı olanın arasındaki farktır. Evet. Sözsüz iletişim işaretlerini okurken de aslında biz normal ve normal dışını karşılaştırıyoruz ki farklılığı fark edebilirim. Mesela heyecanlandınız mı, sinirlendiniz mi, bir şey kafanız takıldı mı? Çünkü ben sizin normal halinizi bilirsem o zaman anormal halinizi bilirim, kıyaslama. Tabii. Şimdi çocuğumuzun da bir normal hali var. Mesela çocuktan çocuğa değişir. Çocuk gelir mesela bir tanesi çantasını atar bilmem ne yapar, bağırır çağırır, birisi sessiz gelir bilmem ne. Bu normalidir bunu ve baba bunu bilir. Her seferinde anne. Ama mesela o hareketli canlı gelen çocuk bir gün geldi ki böyle süktüm püktüm, başı önde, ondan sonra neşesiz. İştaha kesilmiş durumda ya da mesela saldırgan, normal dışı davranıyor vesaire böyle hareketleri var. O zaman o anne babanın da bunları fark etmesi gerekiyor, anlaması gerekiyor ki ulan burada bir yanlışlık var. Bu çocuk normalde böyle değildi. Çünkü neden? Okulda ya da ev dışındaki hayatında Allah korusun şey olabilir, bir çocuk tacizine tabii maruz kalabilir. Olabilir, ondan sonra öğretmenin şiddetine maruz kalabilir.
kabadayı arkadaşlarının şiddetine maruz kalabilir, onun parasını alabilir, her şey olabilir. İşte bunu anne babanın çok net bir şekilde görüp tedbir alması gerekiyor. Burada da işte bizim o sözsüz dil dediğimiz o işaretlerin okunması çok hayat önemi sahip bence. O zaman şimdi başladık, ilkokula geldik, ortaokula geldik, önemli dönemlerdeyiz. Ben liseye getirmek istiyorum izninizle, flört dönemi başlasın mesela. Şimdi tabii bir bayan ile bir bay bir araya geldiğinde karşı cinsin kendisinden hoşlanıp hoşlanmadığını anlamak için bazı tüyolara ihtiyaç duyar. Öyle değil mi? Hele de ilk görüşmeleri ise, ilk buluşmaları ise dikkat etmesi gereken detaylar olduğunu bilir ama neler olduğunu çok bilmez. Burada siz devreye giriyorsunuz. Kitabınızda gerçi yazıyor bütün detayları mı? Ben sizden öğrenmek isterim. Peki nelere dikkat edecek? Nasıl anlayacaklar burada flört anlamı? Şimdi şöyle bir şey var. Hani diyoruz ya ilk izlenim çok önemlidir, ilk izlenim işte ilk 7 saniye içerisinde elde edilir falan. Evet. Bunu biz klişeleşmiş bir şekilde söylüyoruz ama aslında çok kişi de bunun nedenini bilmiyor. İnce kesit kararlar ya da ince kesit gözlemler dediğimiz bir şeyler. Hani kategorileştirmekten bahsettik ya, o insanın limbik beyni baktığı anda çok kısa bir sürede karar verebiliyor. Çok çok kısa bir sürede. Ve bununla ilgili deneyler yapılmış. O verdiği karar bazı mesela diyelim ki 7 ya da 15 saniyelik kararla 5 dakikalık verdiği karar aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı. Eğer onun beyni başka bir şeyle şey yapıldıysa, meşgul edildiyse daha dikkatli kararlar, daha doğru kararlar veriyor. Ama diyelim ki bir karar verdi bir insan hakkında, bir yorum yaptı. Bu insan tehlikeli dedi, çok basit söylüyorum. Fakat ondan sonra o düşünen beyin devreye girdiği anda işler karışıyor, biliyor musunuz? Ondan sonra çünkü ya yok canım hiç de öyle görünmüyor. Bak bebek yüzü zaten bilmem ne olmaz. Bundan sıkıntı çıkmaz. Cesur olmak lazım. Bak işte benim yalnız yaşayan bir kadınım, ben kendime güveniyorum dediğimiz anda aslında tehlikeyle kucaklaşmış oluyoruz. İnce kesit kararlar bunlar. Şimdi o erkek ve kadın, o genç kız ya da genç erkek karşılaştıkları anda İlk anla ve o verdikleri izlenim o anlamda önemli. Çünkü o edindikleri izlenim bir öncelik etkisi yaratıyor. Ve ondan sonraki bütün verdiği kararlar da bu şekilde devam ediyor. Eğer o insan hakkında ya bu iyidir dediği zaman ondan sonra da böyle gidiyor. Ama olumsuz bir şey elde ettiği zaman o da aynı şekilde gidiyor. Sonra bir başka konu daha var. Bakışlarla ilgili mesela yapılan araştırmalar var. Bunlardan mesela şu bir defa bir bilinen bir gerçek. Eğer bir kadın bir erkeğe arkası arkasıya 3 kez baktıysa dönüp, tabii ki hani kadın böyle direkt bakması beklenmiyor ama böyle 3 kez baktıktan sonra bunun hoşlandığını belirttiği mesela yapılan araştırmalarla alakalı bir konu. Ama en önemli konu bence şu: bir kadınla ilgilenen bir erkek baktığı anda o kadın eğer böyle bakışlarıyla yeri süpürüyorsa, yeri süpürecek şekilde böyle bakıyorsa, o anda o erkek hakkında düşünüyor ve olumlu düşünüyor anlamlarına geliyor. Yani uyarıyoruz o olumlu şimdi beynimi. Evet, bakın dikkat edin. Efendim duyuyorsunuz değil mi? Yere böyle bakmaya başladıysa olumluya gidiş başlamış demektir. Şimdi ama, negatife geleceğiz ama. Evet. Yani bu bakışlar sağa sola kayıyorsa yani hani çok da iyi değil o bakış. Eyvah. Eğer ki o bakışı yukarıya diktiyse kadın yani kesinlikle öyle bir düşüncesi yok. Ve yani devam et, ısrarcı olmanın da manası yok. Fakat kadın böyle artık dik dik bakmaya başladıysa zaten onu herkes anlıyordur. Kaç git artık yani orada duracak bir şey yok yani. Çok güzel, çok güzel uyarılar. Hakikaten sanırım çok kişi şu an itibariyle değerlendirecektir. Peki diyelim ki üniversiteyi de bitirtmiş olalım biz insanlarımıza, karakterlerimize. Bir iş görüşmesine gitmiş olsunlar. BAM teli diye tahmin ediyorum. Çünkü iş görüşmelerinde çok önemli. Çok önemli beden dilini doğru kullanmak. Şimdi iş görüşmelerinin aslında önemli olan kısmı şu: siz mesela o gün diyelim ki insan kaynakları yöneticisi 20 kişiyle görüşecek. Size ayırabildiği çok kısıtlı bir zaman var. O kısıtlı zaman içinde siz kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Nereye kadar anlatacaksınız? Evet. Problem orada. Siz o kısıtlı zaman içerisinde konuşmanızla beraber eğer kendinizi sessiz olan dilinizle, gizli olan dilinizle de ifade edebilirseniz doğru dürüst, o zaman işte daha başarılı olma şansı var. Çünkü daha fazla anlatma şansınız var kendinize. Bir defa şunu bilmek lazım ki bu iş görüşmeleri o girdiğiniz anda başlamıyor. Ta kapının dışında belki başlıyor. İnsanlar bazen gelenleri gidenleri ta girişten itibaren kontrol etmeye başlıyor. Yüzü şekliyle bile mesela, değil şimdi mi? Şimdi mesela evet geldiniz mesela danışmadaki insana kaba saba konuştunuz, ben ne yaptınız filan. Ondan sonra evet bitebilir de belki de oradan sizi takip etmiyor. Bilmiyoruz, ona içeri girdiniz kibar kibar oturuyorsunuz, yemezler yani. Evet. Çünkü oradan takip ediyorlar bir. Bir ikincisi iş görüşmelerinde tutarlı olmak, yani görünümünüzle kendinizin tutarlı olması çok önemli. Bu tutarsız mesajlar
çok ciddi anlamda insanlara dikkat ediyor. Mesela siz normal şartlarda olmadığınız bir insan gibi konuşmaya çalıştığınız zaman ya da öğrendiğiniz 3-5 tane beden dili tiyolarıyla öyle davranmaya gayret ettiğiniz zaman hemen bu böyle asit turunsal kağıdı görmüş asit gibi ortaya çıkar. Yani bunu saklama şansınız yok. O yüzden mümkün mertebe olduğunuz gibi görünmekte fayda var. Ve kendinizi çok net bir şekilde açmanız gerekiyor. İnsanlara ilginizi bir defa göğsünüzle gösterebilirsiniz. Eğer birisiyle ilgileniyorsanız ona tüm vücudunuzu dönmeniz gerekiyor. Bu bir defa yaklaşma uzaklaşmanın en önemli kanıtı. Siz mesela yan yan böyle bakarak konuşuyorsanız o ilgiyi gösteremezsiniz, veremezsiniz o insanlara. Bu bir. Bir ikincisi, ilgili olmayı istiyorsanız öne doğru eğilmek durumundasınız. Çok abartılı değil ama o ilgiyi göstermek çok önemli bir şey. Burada resimlerle açıklamışsınız evet, kitapta değil mi? Evet, hepsini açıkladım ondan sonra. Ve bu iş görüşmelerinin başarılı geçmesi için kendinizi yapmacıksız hareketlerle çok net bir şekilde ifade edebilmeniz gerekiyor. Ama bunun için dediğim gibi o ilgi hareketlerini, ilgi işaretlerini çok iyi bilmek lazım. Tabii kitabın tamamı da aslında bununla alakalı. Bununla alakalı. Ve o yüzden de aslında en son bölüme de o iş görüşmelerini koydum. Yani onun tamamı artık hani okunduktan sonra çok daha net bir şekilde benim dediklerimle anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Ben izninizle burada bir anekdottan bahsetmek istiyorum. Başıma gelen bir olaydan. Yıllar evvel bir büyükelçilikte iş görüşmesine gidiyorum. İşte mülakata gireceğim. Bana dediler ki el sıkışma çok önemli bir detaydır. Eğer özgüven sahibi olduğunu hissettirmek istiyorsan güçlü sıkacaksın. Ama dozunu söylemediler tabii ki. Ben gittim. Efendim ekstansları kalktı. Elini bir sıktım. Direkt dışarıya yollandım. Çünkü onun da bir dozu varmış. Hayatın denge olduğunu kabul etmek gerekiyor bir kez daha. Çok güzel. Ve tabii ki yalan üzerine de çok önemli detaylar var sizin kitabınızda. Bence özellikle bu konu bu dönemde hemen hemen herkesi ilgilendiren bir konu diye düşünüyorum. Çünkü siz zaten söylemişsiniz. Yalan çok seri halde söyleniyor. Evet, özellikle sizin mesleğinizde çok karşılaşıyorsunuz. Peki efendim nasıl anlayacağız biz karşımızdaki insanın yalan söylediğini? Şimdi yalandan bir defa ne kastettiğimiz burada çok önemli. Evet. Şimdi bir insanlar ortalama bir günde 200 tane yalan söylediği mesela iddia ediliyor. Ama tabii buradan bahsedilen yalan hepsi de böyle kuyruklu yalanlar değil. Şimdi bir normal yalanlar var. Bunlara iltifat da diyoruz biz. Bunlar var. Komplimanlar var. Bir de kuyruklu yalanlar var. Bu ikisi arasında ciddi farklar var. Şimdi bu iltifatlarla bir sıkıntı yok zaten. Yani şimdi bir yere gitmişsiniz. Ciddi bir görüşme, bir şey ikram edilmiş. Beğenmediniz mesela ama şimdi onu beğenmediğinizi söyleyebilir misiniz yani? Ama mümkün. Bunu yalan olarak da kabul edemeyiz. Buna zaten sosyal kolaylaştırıcı deniyor. Ve bu tarzdaki yalanları başarılı bir şekilde söyleyebilen insanlara da sosyal becerileri yüksek insanlar deniyor. Yani çünkü karşısındaki sosyal zekası gelişmiş, sosyal becerileri yüksek insanlar olarak kabul ediliyor. Bu bir tür yalanlar, beyaz yalanlar. Bunlar benim çok fazla ilgi alanımda değil yani açıkçası. Bunları zaten tespit etmeniz de gerekmiyor. Tespit etseniz üzülürsünüz zaten. Niye ne tespit etsiniz ki yani? Hayat böyle güzel şeyler güzel. Duyuyoruz o anda. Evet. Fakat peki. Bir de bizim high stakes dediğimiz kazanç ve kaybın büyük olduğu yalanlar var. Mesela öyle bir şey ki siz cinayet işlemişsiniz. İfadeniz alınıyor. Eğer siz karşınızdakini öldürmediğinizi ikna edebilirsiniz, serbest kalacaksınız, hayatınız kurtulacak. Ama inandıramazsanız ömür boyu hapis cezasına çarptırılacaksınız. Mesela bunu düşünün. Ya da bankacı mesela bir katakulli yapmış ve bayağı bir parayı zimmetine geçirmiş. Eğer ki kendisini nasıl olduğunu bilmiyorum, yapmadığını ikna edebilirse bütün o para onun olacak. Ama kaybederse hapis cezasına çarptırılacak. Evet. Yani burada insanların tabii şeyi çok ciddi. Kazanç ve kaybı çok ciddi olduğu için sinyaller de çok fazla belirgin. Hayati önemli. Şunu bir defa bilmek lazım. Yapılan birçok araştırmanın sonucu insanların yalan tespit etme oranlarının %50, %55, %60 civarında olduğu söyleniyor eğitimsiz olan insanların. Yani bu bir para atmaya eşit aslında. Yani yazı turası atsanız aynı şeyi zaten tutturursunuz. Az çok tutturursunuz. O yüzden eğer ki bu işle ilgili çok net bir eğitiminiz yoksa, bilmiyorsanız tespit etmeye çok çalışmamak lazım. Çünkü yanılma ihtimaliniz çok yüksek. Ama tabii alınan eğitimlerle bu çok ciddi yükselebiliyor. Yalan bizim normal günlük hayatın akışına
çaktığımız bir kazık gibi değerlendirin, bir set gibi düşünün siz. Evet. Çünkü normal şartlar altında biz burada yaşıyoruz, belli bir şey konuşuyoruz, ediyoruz. Akan bir hayat var ama siz bunun tam aksine bir şeyi anlatıyorsunuz. Tabii ki de beyin buna karşı çıkacak. Evet. Çünkü bizim limbik beynimiz bunun karşısında durma eğiliminde. İşte o zaman ne oluyor? Bir takım hareketler de değişiklikler ortaya çıkıyor. İşte gene bu gözlem ortaya çıkıyor. Normal şartlar altında yapmadığınız stres hareketleri, bunlar hangileri mesela? Belli yerlerinize, örneğin çok basit olanlarını anlatacağım. Çok seviniriz. Örnek olarak söylüyorum. Kadınlar en fazla şuradaki boyun çukurlarını kapattıkları anda, mesela bunu çok sık ben denk geliyorum, söylüyorum. Elleri da. Elleriyle mi şöyle yani? Elleriyle, ama tamam komple değil ama dokunmak şekli boyun çukurlarına. Eğer ki şey varsa, kolye varsa hafifçe kolyeleriyle oynamak şeklinde streslerini çok net belli edebiliyorlar. Erkeklerse buradaki şeyleri var ya, Adem elması. Oranın derisiyle oynamak çok ciddi bir işaret burada. Hakikaten ciddi bunu bir işaret. Bunu not alıyorum. Bir, evet. Not aldık. Ondan sonra şuradaki bu boyun damarlarının geçtiği yerlerden destek almak aynı şekilde çok ciddi bir stres işareti. Başın, saçların arasıyla oynamak ciddi bir işaret. Neden? Çünkü siz yalan söyledikçe vücudunuza ekstra efor sarf ediyorsunuz. Bakın bir yalanı beraber inceleyelim. Şimdi ben size yalan söylüyorum örnek olarak. Ben bir defa bu yalanı olmayan bir öyküyü uydurmam gerekiyor. Evet. Tamamını uydurmam. Evet. Senaryo yazmam gerekiyor. Siz biliyorsunuz bunu. Zor iş. O senaryonun inandırıcı olup olmadığını takip etmem gerekiyor. Bu arada sizin verdiğiniz işaretleri benim de gözlemlemem gerekiyor. Acaba inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanmıyorsanız ona göre tedbir almam gerekiyor. Tabii. Siz yeni bir soru sorduğunuzda hikayeyi ona uydurmam gerekiyor. Yani bu o kadar ciddi bir bilişsel algıda yük yaratıyor ki ister istemez vücut tabii ki tepki gösteriyor. O zaman ne yapıyor? Bilişsel yük ne kadar artarsa hareketler o kadar donmaya başlıyor. Bu aynı bilgisayar gibi, biliyor musunuz? Beyin aynı anda 7 şeyi birden düşünebiliyor. Bu üst limit olarak söyleniyor. Evet. Yani aynı anda mesela sakız çiğneyip yürüyüp yanımızdakine laf anlatıp işte birisine sarılabiliriz gibi. Bu bilişsel yük arttıkça bu sefer bilgisayar nasıl donmaya başlıyor? Bizim de RAM bellek doluyor. Biz de donmaya başlıyoruz. O zaman göz kırpmalar mesela azalmaya başlıyor. O zaman hareketler azalmaya başlıyor. Mesela burada hatalı ön yargılar da var. Denir ki yalan söyleyen gözden aşıp gözlerini kaçırır. Hayır değil. İşin ilginç tarafı, ortalama insanlar konuşurken %60 düzeyinde konuşan kişi gözüne bakarken bu yalan söylenenler de %70, %80'lere çıktı ortaya. İnadına çıkmış. Bakıyordur. İnadına bakıyor tabii. Çünkü biliyor. Şimdi siz polisin el parmak izinden delil bulduğunu bilirsiniz. Eğer hırsızsanız. Şimdi böyle girer misiniz yani? Tabii, siz tabii. De tabii ki eldiveni takmak zorundasınız. Tabii. Yani o bağlamda böyle yanlış önyargılar var. Hareket eder falan, işte yerinde duramaz denir. O da yanlış. O bilişsel yük arttıkça daha fazla donmaya var. Hani bilgisayar gibi daha hareketsiz çok kalmaya başlıyorsun. Çok yanlış bilinen noktalar var o zaman bu konuya dair. Kesinlikle. Yüz mesela en fazla müdahale edebildiğimiz kesimimiz yüzdür mesela bizim. Ama beyinden uzaklaştıkça, Darwin bunu söylüyor. İlk araştırmacı Darwin'dir bunun. Oraya kontrol imkanımız azalıyor. O yüzden aslında bacaklarına dikkatli bakmak lazım. Bakamıyorsanız eğer mesela bu seviyedeyse bu sefer vücudun omuzlarını falan takip edebilirsiniz. Eller, acaba oynuyor mu diye. Çünkü stres yaptığı anda insanın kolu bacağı başlar mesela, titremeye falan başlar. Onu takip doğru, etmek tabii. lazım örneğin. Tabii. Yüzü eğer, yüz çok yalancı çünkü en fazla oraya müdahale edebiliyoruz. Ama mesela mikro ifadeler dediğimiz bir kavram var mesela bizim, mikro sızıntılar. Freud ne diyor biliyor musunuz? Çok da şiirsel söylüyor. Nefes alan herkes bilmelidir ki diyor. Hiçbir canlı yalan söyleyemez diyor. Eğer diyor yalan söylemeye çalışırsa, ağzı sussa bile diyor parmak uçları konuşur diyor. Ve diyor yalan her gözeneğinden sızar diyor. Yüz de sızdırıyor tabii ki. Siz yüzünüzü kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Sırıtıyorsunuz mesela. Gülümsemeye çalışıyorsunuz. Maske yapıyorsunuz kendinize. Ama bir anda bu tiksinti dediğimiz mesela tiksinti hareketi vardır. Bir anda burnunuz oynuyor çok kısa sürelerde. Şurada kıpırdar mesela. Orası seyirebilir. Evet. Seyirmeye göz seyirebilir. Çünkü bir yere kadar müdahale edebilirsiniz. Tabii. Yüzlerce kas var. Hangi birine müdahale edeceksiniz? Çok güzel bir laf vardı bununla ilgili. Şimdi aklıma geldi. Bilmem uyar mı, siz de kontrol edin lütfen. Diyordu ki eğer yalan söyleyebilecek kadar akıllı değilsen dürüst olacak kadar cesur ol. Doğru. Çünkü zeka değil mi? Kontrol etmek de çok, çok önemli. Çok ciddi bir zeka. Çok ciddi bir kendine güven. Çok ciddi özellikler içeren bir şey aslında. Bakın yalan söyleyeni bilmek için, yani yalanı tespit edebilmek için bir defa yalancıyı bilmek lazım. İyi yalancı var, kötü yalancı var. Bunu senize bahsedeyim mi? Buyurun. Şimdi mesela kötü yalancıları hepimiz biliyoruz. Yakalandıysa kötü yalancı zaten. Bu bir. Bir ikincisi,
Eğer kötü yalancılar mesela hikayeleri inandırıcı değildir. Kesinlikle bu fark edilir zaten. Mesela kötü senaryo gibidir. Böyle buram buram kokar yani bunun senaryo olduğu hemen anlaşılır. Ondan sonra hayatın doğal akışına uygun gitmez. Kendi zaten inanmamıştır. O kadar çok yalanı söyler ki 8 tane yalanı aynı anda söyler mesela. 8 yalan söyleyemezsiniz. Takip edemezsiniz. Çünkü o 8 yalan bölünecek. Bir yalan söylersiniz, geri kalanını doğruya tutturabilirsiniz. Ancak onu başarabilirsiniz. Bunlar kötü yalancılar. Onu at geçtim. Ama iyi yalancılar var. Bir defa iyi yalancı makyavelist olmak durumunda. Yani mesela ben bu cinayeti işledim ama kurtulmam lazım. Çoluğum var, çocuğum var. Ben bu yalanı ne olursa olsun söyleyeceğim. Bir defa bu kesinlikle kendine inandırması tabii, lazım. Tabii, bu tabii. Bir ikincisi suçluluk duymaması lazım. Hiçbir konuda suçluluk duymaması lazım. Suçluluk duymamak için de yalancıların geliştiği bir takım metotlar var. Mesela casuslar gibi. Ben vatan için hizmet ediyorum. Her türlü yalanı söyleyebilirim. Ya da mesela ben işte bu hastaya ben bunu söylemem lazım kanser olduğunu. Bu yalan sayılmaz. Eğer bir şeyi yalan saymıyorsanız daha rahat yalan söylersiniz. Yalanı eğer yaşayabiliyorsanız daha rahat yalan söylersiniz. Onu bütün içinizde yaşayacaksınız. Çünkü limbik beyninizi inandırmak zorundasınız ki o size böyle şey yapmasın. Sıradan normal gözükebilsin değil mi bir gözükebilsin. Anda? Yoksa öbür türlü limbik beyin sürekli doğruyu söylemek açısından sürekli bir yerden sızıntı yapacak. Sürekli oranız buranız oynayabilir. Hep bir şeyler çıkabilir yani. Çok fazla bilgi öğrendik sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Külahımı anlatıyor kitap ama biz dikkatle dinledik. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.